ilan sitelerini 1 Kasım tarihi itibariyle sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ilan sitelerinin 1 Kasım tarihi itibarıyla sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından mesul tutulacağını açıklamıştı. Buna göre yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı açıklamasına Kahramanmaraş'taki galerici esnafları oldukça sevindi. Otomobil piyasasında yaşanan durumun sahte ve aldatıcı ilanlarla şiştiğini belirten galericiler, bu olumlu adımın hem galericilere nefes olacağını hem de otomobil piyasasındaki fiyatları düşüreceğini ifade etti. İşimize yaradı. Biz vergi veriyoruz, kira veriyoruz, tabela parası veriyoruz. Adam mesela fabrikada çalışıyor. 2-3 tane yatırımlık araba almış. Bizim işimizde şu oluyor. Biz 300 bin lira yazmışsak arabaya, adam 400 bin lira yazmış. Yani adam 3 aylık bekletiyor, 300 bin liraya alıyor, 600 bin liraya satıyor bu arabayı. Vergi vermiyor. Ama ben araba başı %20 vergi veriyorum burada. Yani ne olursa olsun ya, bunları Cumhurbaşkanımız konuşması işe yaradı yani. Galerici esnafı biraz rahatlamış durumda. 1 Kasım tarihinden itibaren ilan sitelerine sahte hesapla araç koyanlar, sahte isimle ilan koyanların 100 bin TL ceza kesileceği söyleniyor. Bu da galerici esnafını bir nebze olsun rahatlattı ve prosedürler uygun bir şekilde devam ediyor. Yetki belgesi, yeterlilik belgesi olmayanlara ilan sitelerinden ilan koyma hakkı verilmeyeceği de söyleniyor. Biz bu kararı çok olumlu karşıladık. Piyasada bir sürü bu işi yapan, bizim işimizi yapan bir sürü ayaklı galerici diye tabir ettiğimiz insanlar var. Örneğin berberi bu işi yapıyor, bakkalı bu işi yapıyor. Ve insanlar maalesef dolandırılmayla karşı karşıya kalıyor. Bu da insanların canını yakıyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla, ilan koyulmayacağını söylemesiyle, 1 Kasım tarihi itibariyle 100 bin lira maddi para cezası kesileceğini söylemesiyle bir nebze olsun piyasalarda bir rahatlama söz konusu oldu.